Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Evet, bugün günlük tarot okumamızda aklımdaki kişinin zihin, kalp ve gündemine bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişinin aklında neler var, gündemi neler, kalbinde neler var. Bunların hepsini bir gündemine bir bakalım. Gelen mesajlar neler olacakmış? Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı her zaman olduğu gibi siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki sizleri kolektif enerjimi ve abonelerimi niyet alarak hemen böyle kartlarınızı bir seçiyorum. Ve sizler de kartlarımı seçerken ya da seçtikten sonra hepsini şöyle bir odaklanıp rezone olarak enerjinizi gönderebilirsiniz kartlarıma. Ve tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife niyetli açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait net cevaplar istiyorum diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakıp aynı zamanda da süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren canım gönül dostlarıma, abonelerime de ayrıca teşekkür ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi evet, hemen aklınızdaki kişiye odaklanıyorsunuz ve an enerjisiyle zihin, kalp, gündem diyoruz. Yani aklında, kalbinde ve gündeminde bakalım aklınızdaki kişinin neler var? Bakalım siz bu aklında, kalbinde ve gündeminde neredesiniz? Şöyle bir bakalım neler oluyor, neler bitiyorsa bir mesajlara almaya niyet ederek kartlarınızı seçtim. Evet, şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım? Bakalım bakalım aklınızdaki kişinin an enerjisiyle zihin, kalp ve gündeminde neler varsa şöyle bir bakalım. Evet, hadi bakalım. Evet, istekleri var. Çok çok önemli mesajlar var canım gönül dostlarım. Gerçekten aklınızdaki kişinin gündemi epey dolu. Epey dolu. Şimdi ama tabii o ne kadar gündemi epey dolu olursa olsun onun bir yeteneksiz kahraman olduğunu, bir yetersiz bakiye olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi geldi yetersiz bakiye, tabii her zaman olduğu gibi. Şimdi evet canım gönül dostlarım, bakın niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Aklınızdaki kişiyle son zamanlarda gerçekten düzensiz bir ilişki içerisindeymişsiniz. Bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden, belki de ilişkinizde bir türlü taşları ya da ilişkinizdeki bir duygu ya da durumu netleştiremediğiniz bir durum içerisindeymişsiniz. Çünkü düzensiz ilişkiyle geldiniz. Hani bir dargın, bir barışık, özellikle de yine altılı bir zaman öncesinde belki bir dargınlık, belki bir kırgınlık yaşadığınız, belki araya mesafe koyduğunuz mesajıyla geldi. Şimdi aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi bir kere şu anda yorgun, bezgin, bıkkın ve çaresiz. Eli kolu bağlı kaldı, ikilemde kaldı ve bir türlü o ikilemlerden çıkamadığı bir durum içerisinde. Geçmişten gelen bazı sorunları ve problemleri çözebilmek adına belki de etrafında güvendiği ve inandığı insanlardan destek aradığını ya da destek beklediğini söylüyor bize kartlarım. Şu an evet bazı bağımlılıkları olabilir, bazı takıntıları olabilir. Biraz da böyle niyet ettiğiniz kişinin libidosu yüksek, böyle flörtöz, ne bileyim işte biraz böyle hani ilişkilerde de
heyecan aradığı bir sürecin içerisinde olduğunu söylüyor kartlarım ki sizinle eğer aranızda bir dargınlık ya da ayrılık söz konusu ise. Ama ve lakin hani gündemine bunu almış ama hani bunlarla kendini oyalamaya ya da avutmaya çalışıyor ama istediği verimi elde edemiyor. Yine ikilemlerde kalıyor ve burada daima başarısız kalıyor. Çünkü hep küllerinden yeniden doğmaya çalışsa da yeniden belki ilişkisinde, aşk hayatında ya da iş hayatında ya da sosyal çevresinde hani böyle bir şeylere yeni baştan başlayayım, hadi bir şeyleri düzene koyayım dese de bir türlü istediği başarıyı elde edemiyor. Neden derseniz işte gördüğünüz gibi yeteneksiz kahraman, yetersiz bakiye. Şimdi size geldiğimiz zaman sizinle ilgili zaten aklında ve gündeminde hala varsınız. Neden? Bakın size karşı zaten geçmişten gelen bazı duyguları var. Şimdi bu duyguları hala bitirememiş ki burada bana verilen rakamda dörtlü bir zaman. İşte 4 yıl olur, 4 ay olur, 4. ay olur ya da dörtlü bir tarihten beri de belki de sizinle olan bağlantısının olduğunu ve bu süreç zarfından beri de yine geçtiğimiz dörtlü zamandan beri de aklında takılı kaldığınız ve ilişkinizde evet belki bir netlik olmasa da hala sizi bırakamadığını, hala sizi bitiremediğini bakın hala size karşı duygularının olduğunu net bir şekilde söylüyor kartlarım. Eğer ki ikilemleri var ise şu an enerjisi ya da iki kişi arasında ise artık o ikilemlerden çıkacağını ve o ikilemlerden çıkmak ya da o iki kişi arasından ki bunlardan biri de sizseniz eğer o iki kişi arasından çıkıp artık net bir şekilde biriyle yoluna devam etmek gündeminde ve kalbinde de bu var zaten. Ama çok enteresan bir şey gördüm. Burada hani dedim ya yorgun, bezgin, bıkkın ve çaresiz olduğu bir şeyler var. Burada sanki aklı ve kalbi arasına çok gidip geldiğini söylüyor kartlarım. Yani evet yetersiz bakiye olabilir belki sizinle ilgili ama şimdi burada aslında aklında, kalbinde ve gündeminde neler var dedik ya aslında sizinle ilgili özellikle aklıyla, kalbiyle mücadele veriyor sizi gündemine alabilmek için. Neden? Dediğim gibi sizinle ilgili aslında bir zafer kazanmak istiyor çünkü bu ilişkide ya da bu beraberlikte aklınızdaki kişiye her zaman sevgide, sadakatte, dostlukta artık her neyse ya da ilişkinizde her zaman fedakar olan, belki maddi manevi ona güç veren, huzur veren, belki de bereketli ve verimli gelen taraf olmuşsunuz. O da bunun farkında olduğu için de bakın sizinle ilgili harekete geçmek niyetinde. Şu an aslında aklında bu var. Harekete geçmek. Neden? Çünkü kalbinde de size karşı hala duyguları var. Dediğim gibi de gündemi de zaten net bir şekilde artık yorulduğu, bezdiği, bıktığı, belki de o ikilemler ya da iki kişi arasında kalmalar ya da bağımlılıkları ya da tensel ve ruhsal olarak belki de işte istediği huzuru ve mutluluğu bulamaması ki bunu muhtemelen sizde bulduğu için de şu an aklında, kalbinde ve gündeminde bunlarla meşgul. Şimdi gördüğünüz gibi yine aynı şekilde kendi içinde bir güç savaşı da veriyor ve sizinle bağlantılı. Kendi içinde de bir mücadele veriyor. Neden? Demek ki, pardon. Demek ki sizinle bağlantılı bir duruş sergilemiş. İşte akıl, şuur, mantık çerçevesinde. İşte ya seni aramayacağım ya seninle konuşmayacağım ya sana gelmeyeceğim ya da bu defa işte senden bir adım bekliyorum gibi gibi gibi. Hani dedim ya demin de zaten akıl ve kalbi arasına gidip geliyor diye. İşte bak bu da burada etkiliyor zaten. Kendi içinde de bir mücadele veriyor ve burada da aslında biraz böyle cesaretini de toplamak istiyor size karşı. Çünkü bazı güvensizlik ve korkuları da var. Ama burada bakın gördüğünüz gibi fedakarlık yapması lazım. Yani bir şeylerden vazgeçmesi lazım sizin için. Belki de bu yüzden de ruhsal bir dönüşüme ve değişime de ihtiyacı var. Sadece burada gerçekten çok bencil ve egoist bir
karakter var karşımızda ve bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. Yani o bencilliğinden ve egoizminden de vazgeçmesi gerekiyor. Ve burada da zaten sizin sezgileriniz çok kıymetli, aklınızdaki kişiyle ilgili. Biraz onda da hani bu ruhsal bağlamda güçlü bir hissiyat var. O yüzden de belki işte bu akıl, şuur, mantık üçgeninde hareket etmeye çalışıyor. Ama aklında ve duygularında, kalbinde ve gündeminde her ne olursa olsun bir harekete geçmek var ki zaten gene gördüğünüz gibi bağlantılı iki kartımız. Yani aniden gelişmeler yaşayıp her an size bir haberle gelebilir. Çünkü burada sizi kaybetme korkusu da yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Maddi ve manevi anlamda, ki az önce de aynı şeyi söylemiştim. Ona güç verdiğiniz, belki bereketli geldiğiniz, belki şans verdiğiniz gibi gibi durumlar gündeminde olduğu için de böyle bir kıskançlık krizi içerisinde olduğunu da söylüyor. Ki burada kafası, bak, ikilemler görüyor musunuz? Bakın şimdi ikilemleri var. Hala o ikilemleriyle de ilgili kararsız kaldığı planları var. O planlar için de net bir hedef koymak istiyor kendine. Yani ya herru ya merru, ya tamam ya devam, ya aklım ya kalbim. Gündemi, ya aklım ya kalbim, ona göre hareket etmeye çalışıyor ve aynı zamanda da bakın sizinle ilgili ki geçmişten gelen sorunlar dedik ki aynı şekilde yine geçmişten gelen sorunlar ve geçmişle bağlantılı sizinle ilişkisiyle yaşadığı özlemi de zaten burada net bir şekilde kartlar söylerken aranızdaki bağlantıyı tekrar geçmişteki gibi sağlamak, yine o bağlantıyı kurmak niyeti içerisinde. Evet, gördüğünüz gibi amacına karşı da bir hamle yapmak istiyor ve bu hamleyi de başarıyla taçlandırmak istiyor ve burada da bir ya herru ya merru dedik ya, devam kararı istiyor ve aslında bu devam kararında da en çok sizinle bağlantılı, ilişkinizle bağlantılı sanki kalbiyle hareket edecek. Yani kalbinde hep bu ilişkinin devamını istediğini söylerken burada her türlü yine aklıyla hareket etmeye çalışsa da yine kalbinden sizinle ilgili güzel haberler beklediğini ya da sizinle ilgili güzel haberlerle size harekete geçmek istediğini ve gündeminde de aslında sizinle bağlantılı bir türlü yakalayamadığı bir başarıyı yakalamak var. Yani belki sizin ondan beklediğiniz bir işinde başarıdır. İşte ilişkisinde, ailesinde bir başarıdır. Ne bileyim, devlet kapısında bir işi varsa onda bir başarıdır gibi gibi gibi. Yine kendinize göre alın burada. Çünkü ondan beklediğiniz bir başarıyı yakalamak için de bir mücadele içerisinde olduğunu söylüyor ki alın buyurun, bolluk, bereket, nar enerjisiyle geldi. Zaten burada hareketli ve verimli bir dönemin içerisine girecek. Aklınızdaki kişi, dediğim gibi, gündemi gerçekten çok yoğun. Aklıyla, kalbiyle ve gündemiyle bolluk, bereket, verim enerjisi içerisinde sizinle bağlantılı. Zaten gerçekten bir bu ilişkide bir şeylerin köklenmesini istediğini ve bu kökleri daha sağlam temele oturtturmak amaçlı da bunu korumaya çalıştığını ve en çok da sizinle ilgili, bakın, aklında ve kalbinde hani ikilemleri var dedim ya, yorgun, bezgin ve çaresiz kaldığı kısımlar bundan. Hani sizin belki de onun üzerine çok baskı kurmanız, isteklerinizi ondan daha çabuk talep etmeniz belki de onda bir karmaşa ve kaos yaratmış ve bundan da biraz böyle kaçış içerisinde olduğunu söylüyor. Ama şunu bilin ki aklınızdaki kişi, evet, bir beyaz güvercinle geldi. Yani barışmak ve iyi niyetle yaklaşmak amaçlı aklında ve gündeminde varken şu an kendisine bir yön tayin etmek amacı içerisinde ve aynı zamanda da kalbinde, bakın, kalp, zihin, kalp ve gündem dedik. Bakar mısınız, kalbiyle geldi ya.
İşte bu, işte bu enerji, bu işte canım gönül dostlarım. Gördüğünüz gibi zihin, kalp ve gündem dedik, kalbiyle geldi. Evet, gerçek bir aşk, gerçekten kalbini, yüreğini size ortaya koyarak harekete geçecek. Siz de zaten onun samimiyetini fark edeceksiniz. Evet, iyi ve kötünün savaşı gibi, doğru mu yanlış mı, hani nasıl bir karar verebilirim? Burada özellikle ilişkinizdeki ve birlikteliğinizdeki uyum ve burada bir düzensiz ilişki geldi ki burada artık o düzensizliği bitirip bir uyumla ilerlemek niyeti var zaten ki en önemli sonuçta buradan geliyor zaten. Gördüğünüz gibi eğer ki bir haksızlığa uğradıysanız ya da aklınızdaki kişi size bir haksızlık yaptığını düşünüyorsa ki aklında ve kalbinde belki gündeminde de bu var. Ha, kendi adına da belki sizin tarafınızdan haksızlığında uğradığını düşünüyor olabilir. Ama burada sonuç itibariyle kendi içinde yaptığı bir mahkeme var ve bu mahkemenin sonucunda da hak ve adalet adına da size karşı olayları doğru bir şekilde değerlendirecek. Yani size harekete geçtiğinde aklında, kalbinde ve gündeminde olanları da belki de adaletli bir şekilde sizinle paylaşacak. Ya da Sezar'ın hakkını Sezar'a verecek. Yani demek ki size eğer bir haksızlık yaptıysa da o haksızlıkla ilgili belki de özür dileyecek. Evet canım gönül dostlarım. Gördüğünüz gibi aklınızdaki kişinin zihni, kalbi, aklında, kalbinden geçenler ve gündeminde olanlar bunlarmış. Bugünlük de benden bu kadar. Yine birlikte olmak amacıyla hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.